Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzun konusu yine elektronikte sıkça kullanılan ve çok önemli bir yere sahip olan bobinler. Bugün biraz bobinlerden bahsedeceğim. Birçoğunuz elektronik devre kartları üzerinde böyle bir tel parçasından birkaç tur sarılmış bobin muhakkak görmüşsünüzdür. Ve aklınıza şöyle gelebilir, ya arkadaş dümdüz tel ve birkaç tur sarılmış, yani çok fazla da sarılmamış. Bildiğiniz ölçseniz kısa devre gösterecek bir yapıda. Bunun ne özelliği var ki, niye kullanılıyor bu devrelerde diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama öyle değil arkadaşlar. Bobinler elektronikte çok önemli bir yere sahiptir ve birçok malzemede bobinler kullanılır. Eğer bobinler olmasaydı birçok işimizi yapamazdık. Birçok elektronik devrede yapılamazdı arkadaşlar. İsterseniz fazla yine sözü dolandırmadan hemen bobinlerin nerelerde kullanıldığı, nasıl çalıştığı ve ne mantıkla çalıştığı konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışayım. Sevgili arkadaşlar, bobinler böyle bir tel parçasının, bu tel parçasını birçok kişi yanılgıya düşer, çıplak olduğunu zanneder. Halbuki bu tel parçası çıplak değildir arkadaşlar. Üzerinde vernikten bir tabaka ile kaplanmıştır ve bu sayede bu aslında yüzeyi yalıtkan bir tel parçasıdır. Esas iletken işte içinde kalan kısım, yani çok ince zar şeklinde, bunun yüzünde vernikten bir yalıtkan tabaka vardır ki bunları sardığında, birbirine değdiğinde kısa devre olmasın diye arkadaşlar. Onun için öncelikle bunu bilmekte fayda var. Eğer bir bobini bir yerde kullanacaksanız uçlarına o vernik tabakasını kazıyıp öyle kullanmanız lazım arkadaşlar. Bobinler elektronikte ve teknikte, teknolojide birçok yerde kullanılır. Motorlarımızdan tutun da sevgili arkadaşlar, step motorlar, servo motorlar, DC motorlar gibi motorlardan tutun da trafolarımızda elektriği gerilimi düşürmekte ve artırmakta kullandığımız trafolarımızda, transformatörlerimizde, rölelerimizde, gördüğünüz gibi içerisinde sarılı bir bobin var. Rölelerde, mekanik olarak çalışan solenoidlerde veyahut içerisinden hava akışı, su akışını kontrol eden yine solenoid valflerde bobinler sıkça kullanılır. Düşünün, eğer bobin olmasaydı bir kere gerilimi düşürüp çıkarma konusunda kullandığımız trafolarımızı kullanamayacaktık. Motorlarımızı kullanamayacaktık sevgili arkadaşlar. Onun için bobinler çok önemli bir yere sahiptir. Elektrikte, elektronikte. İsterseniz bir de bobinlerin nasıl çalıştığını anlatayım size. Arkadaşlar, bobin böyle bir iletken parçasının içerisinden elektrik akımı geçirdiğinizde bu iletken parçasının etrafında çok zayıf da olsa bir manyetik alan meydana gelmesi prensibine dayanarak çalışır. Yani siz bu telin içerisinden elektrik akımı geçirdiğinizde bu telin üzerinde bir manyetik alan oluşur arkadaşlar. Aynı bildiğiniz mıknatıstaki gibi bir manyetik etki doğar bu telin çevresinde. Bu etkiyi biz bu teli bu şekilde sararak kuvvetlendirebiliriz. Yani ne kadar çok sararsanız bu teli böyle bu şekilde, etrafındaki manyetik alanlar birbirinin üzerine ekleneceğinden, her bir geçişteki telin üzerindeki manyetik alan birbirinin üzerine ekleneceğinden, buradaki manyetik alan gitgide kuvvetli hale gelmeye başlar arkadaşlar. İsterseniz hemen bunu size küçük bir deneyle göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi birkaç iğne parçasını buraya koydum. Bu malzemeyi de gördünüz. Herhangi bir iletkenliği, daha doğrusu manyetikliği söz konusu değil. Yani buradaki iğneleri bu matkap tığı manyetik olmadığı için çekemiyor sevgili arkadaşlar. Hemen biz bu matkap tığının üzerine bir bobin saralım. Şu şekilde bobin yapalım.
Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi bobinimizi çok güzel olmasa da bu metal parçamızın tığımızın üzerine sardık. Şimdi vakit kaybetmeden güç kaynağımızı açalım. 24 voltta bir bu bobinimize güç verelim bakalım ne yapacak. Şimdi mıknatıslanıp mıknatıslanmadığını, yani manyetik bir etki kazanıp kazanmadığını göreceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biraz önce manyetik olmayan bu matkap tığı şimdi artık manyetik hale geldi. Yani mıknatıslandı. Gördüğünüz gibi artık bu iğne parçalarını çekiyor ve şöyle yapalım. Eğer hemen geçerse manyetikliği, enerjiyi kestiğimizde bakalım ne yapacak. Ki hemen geçmedi. Bu bazı metallerin özelliğidir arkadaşlar. Manyetik etkisini hemen yitirmez. Bazıları ise hemen manyetik özelliğini yitirir. Bu tığı yitirmeyecek cinsten bir metalden yapılmış. Demek ki hala manyetikliğini koruyor enerjiyi kestiğimiz halde. Demek istediğimi herhalde anladınız arkadaşlar. Bobinler, şu güç kaynağımızı bir kapatalım. Zırıltısı kesilsin yine. Bobinler tamamen bu mantığa dayalı çalışırlar arkadaşlar. Şimdi mesela motorlarımızda bu bobinler üzerinden elektrik akımı geçirilerek iki mıknatısın birbirine gitmesi prensibiyle dönmek üzere tasarlanmıştır. Ki bunun çalışma prensibini DC motorlara anlattığımız videomuzda görebilirsiniz arkadaşlar. Trafolarımızda ise bobinler bir yerde sarılı olan bobine elektrik verip çekirdek üzerinde oluşan manyetik etkiyle diğer taraftaki başka bir bobinden elektrik üretme prensibine dayalı çalışır arkadaşlar. Yani bu şu demek, bobine elektrik verdiğinizde bobinin içerisindeki metal parça manyetik etki kazanırken ve bobinin etrafında manyetik alan oluşurken arkadaşlar, bobinden enerjiyi kestiğiniz anda bobinin etrafındaki manyetik alan ya da siz daha sonradan vereceğiniz herhangi bir manyetik alan bobinin uçlarında elektrik enerjisi oluşmasına sebep olur arkadaşlar. Trafolar da bu prensibe dayanarak çalışır. Bir bobinden geçirdiğiniz elektrik akımı çekirdek üzerinde manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alanın içerisindeki diğer bobinden bağımsız başka bir bobin üzerinde elektrik üretilir arkadaşlar. İşte buradaki sarım sayısı, yani tur sayısı ve telin kalınlıkları da üretilen elektriğin miktarını ve ne kadar güçte olacağını belirler sevgili arkadaşlar. Rolelerde de yine aynı. Bu metal parçasının elektrikle bobin altında manyetik etki kazanması prensibine dayanarak rolelerin içerisinde bir bobin vardır ve bir çekirdek metal var. Bobine elektrik verdiğimizde bu metal parçası mıknatıslanır ve karşısındaki, hemen şöyle şunu çıkaralım hatta. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu beyaz bandın altında birçok kere sarılmış bir bobin var ve buradaki metal parçası tam şu göbeği de bobinin içerisinden geçerek manyetik alan oluşmasına ve bu metalin mıknatıslanmasına sebep oluyor. Burada da gördüğünüz gibi hareketli kontaklar var arkadaşlar. Bu rolenin bu kontağı normalde kapalı bir kontakmış arkadaşlar. Ve biz bu röleye enerji verdiğimizde, bu bobinin ucularına enerji verdiğimizde buradaki metal parçası mıknatıslanıp karşısındaki bu metali kendisine doğru çekip kontakların birbirinden ayrılmasına sebep oluyor. Gördüğünüz gibi. Yerine hemen şu selenoid valfimizi kullanalım. Selenoid valfler de aynı röleler gibi aynı mantıkta çalışan
fakat mekanik işler yapan malzemelerdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Nasıl çalıştığını anladınız umarım. Şu güç kaynağımızı kapatalım yine. Evet sevgili arkadaşlar, malzemelerde bobinin nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığını gördük. Şimdi elektronikte bobinler ne işe yarar? Elektronik devrelerde biraz da ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi biraz önce dedik ya, bobinin üzerinden elektrik akımı geçirilirse bobinin etrafında bir manyetik alan oluşur. Ve siz bu enerjiyi kestiğiniz anda bobinin kendi ürettiği manyetik alan, siz enerjiyi kesmenize rağmen sönümlenene kadar bobinin uçlarından size tekrar enerji, elektrik enerjisi vermeye meyillidir arkadaşlar. Ve biz bu etkiyi elektronikte çok kere kullanıyoruz arkadaşlar. Bu videodan esasen elektronik devrelerde öğrenmeniz gereken konu şudur. Bobin aslında bir enerji depolama aygıtı gibi çalışır. Kondansatörler gibi çalışır. Ama kondansatörlerden farkı şudur arkadaşlar. Kondansatördeki biriktirilen ya da depolanan enerji statik enerjidir. Yani durağan bir enerjidir. Bobinlerde ise konu tamamen dinamiktir. Yani manyetik alan formunun tekrar enerjiye dönüştürülmesi prensibine dayalı olarak sanki enerji depoluyormuş gibi yorumlanır. Ve bu da elektronikte o devrelerin üzerinde gördüğünüz bobinler için söylüyorum. Bu da elektronikte filtreleme işine çokça yarar arkadaşlar. Yani düşük geçiren filtreler, yüksek geçiren filtreler bu şekilde çalıştığı gibi güç kaynaklarının çıkışındaki parazitik etkileri filtreleme işinde de bobinler sıkça kullanılır. Çünkü bobinler akım değişikliklerine hemen cevap veremezler. Hemen cevap veremedikleri için oradaki salınım halindeki dalgalar düzleşmeye meyleder arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bobin o harekete hemen cevap veremediğinden, gecikmeli cevap verdiğinden ister istemez oradaki sinüs dalgalar ya da kare dalga ya da üçgen dalga hiç önemli değil. Hemen cevap veremediğinden o dalgalar düzleşmeye meyleder. Ve bu sayede siz güç kaynaklarında ürettiğiniz DC gerilimi ve regüle ettiğiniz DC gerilimin üzerindeki ripple dediğimiz o küçük parazitlenmeleri bu bobinler vasıtasıyla daha da düz hale getirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Umarım yine videomuzdan keyif almışsınızdır. Eğer bobinler konusunda bize soracağınız sorular varsa lütfen yorumlarda sormaktan çekinmeyin ve beğendiğiniz videolarımıza like atmayı ve videolarımızı paylaşarak bize destek olmayı, abone olarak bize destek olmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.